Edirne'de nöbetten dönen askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan Teğmen Davut Başaran son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit için Kocatepe Camii'nde tören düzenleniyor. Ayrıntıları TRT Haber muhabiri Mustafa Balta'dan alacağız. Mustafa, söz sende. Ankara şehidini son yolculuğuna uğurluyor. Geçtiğimiz cuma günü Edirne'nin İpsala ilçesinde 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı askerleri taşıyan, nöbet dönüşü askerleri taşıyan araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilmişti ve elim kazada bir asker şehit olmuş. Teğmen Davut Başaran ise ağır yaralanmıştı. Teğmen Davut Başaran Keçen Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şehidimiz 24 yaşındaydı ve Kara Harp Okulu geçtiğimiz yıl mezun olmuştu. Şehit Teğmen'in naaşı bugün Ankara'da Gata'da ilk tören düzenlendi saat 10'da. Burada düzenlenen törenin ardından Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Baba Ocağı'na, Karapürçek Mahallesi'ne götürüldü ve burada helallik alındı. Daha sonra şehidin naaşı şu anda bulunmuş olduğumuz Ankara Kocatepe Camii'ne getirildi. Şu anda öğle namazı kılınıyor. Şehit Teğmen Davut Başaran'ın naaşı birazdan öğleye mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asim mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. Şimdilik Ankara Kocatepe Camii'nden aktaracaklarımız bu şekilde. Mustafa Balta, teşekkür ediyoruz. Ve sevgili seyirciler, Yasin Börü Dağ